Nur Saati programından nurlu geceler değerli izleyiciler. Bu haftaki programımızda imanın 6 rükününden biri olan ve aynı zamanda Kur'an'ın da 4 ana başlığından en önemli başlıklarından biri olan ve Kur'an'da hemen hemen 4'te biri veya 3'te biri olan bir konudan bahsedeceğiz. O konu da haşir konusudur. Ahiret konusudur. Yani öldükten sonra bir daha dirilme, hesap verme ve artık layık olduğumuz yere cennet veya cehenneme gitme konusudur. Cenab-ı Allah bizlere cenneti nasip eylesin inşallah. Üstadları bu konuyu özellikle diyor ki İbn Sina gibi insanlar, böyle akılda, rasyonalizmde çok ileri gitmiş insanlar bu haşir mevzusu için demişler ki nakli bir meseledir. Yani biz buna inanıyoruz çünkü Kur'an'da geçiyor. Peygamber Efendimiz bundan haber veriyor. Buna inanıyoruz. Bir daha dirileceğiz. Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ona hesap vereceğiz. Ama bu nakli bir meseledir. Akli bir mantık bulamıyoruz. Akli bir yol, haşir konusunda akli bir yol bulamıyoruz diyor. İbn Sina gibi akılda dahi insanlar böyle demişler. Ama Risale-i Nur'da 10. söz gibi, 29. söz gibi vesaire yerler gibi haşir konusunu hem nakli tarzda yani Kur'an-ı Kerim'den aldığı ayetlerle bunu izah ediyor, ispat ediyor ve hem de Kur'an'dan alınan ilhamlarda, Kur'an'dan alınan bilgilerle aynı zamanda haşre inanmanın yani ahiret gününe inanmanın sadece nakli değil yani sadece Kur'an'da geçtiği için biz de olduğu gibi teslim olduk ve inandık değil, aynı zamanda bunun akli delili de var diyoruz. Çünkü bunun birinci delili yani akli olan birinci delili Kur'an-ı Kerim evvela veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bize haşirden bahsederken, kıyametten bahsederken, öldükten sonra da bir daha dirilmekten bahsederken bize akli deliller, mantıki deliller veriyor. Nedir mesela onlardan birisi? قَالَ مَا يُحْيِظَامَ وَهَيَّ رَم۪يمٌ قُلْ يُحْيِهَا الَّذ۪ي أَنْشَاهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ Yasin suresinde geçiyor bu biliyorsunuz. Yani işte çürümüş kemikleri kim diriltecek diye onlar soruyorlar. Yani müşriğin birisi eline bir kemik parçasını almış ve demiş ki bunları kim diriltecek? Bunlar bir daha mı dirilecek diye göya işte inkar edercesine, göya akıldan uzak görürcesine kim bunları bir daha diriltecek diyor. Kur'an-ı Kerim de burada akli bir delil veriyor. Diyor ki Cenab-ı Allah onları bidayetin, yani önceden kim dirilttiyse, kim yarattıysa, yoktan kim var ettiyse o tekrar diriltecek diyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in bizim nazarımıza sunduğu akli bir delildir. Yani bizim öncemiz neyse, Cenab-ı Allah nasıl bizi yoktan var ettiyse, biz yoktuk, hiçbir şey yoktu. Cenab-ı Allah bizi yoktan var etti ve tekrar öldürdükten sonra bir daha diriltebilecek güce, kudrete elbette ki sahiptir. Nereden bunu anlıyoruz? İlk yaratılıştan anlıyoruz. İlk yaratan birisi elbette ki sonraki yaratılış daha kolaydır ve daha ehvendir buyuruyor Cenab-ı Allah. Mesela bir misal veriyor bunu biraz daha akla yakınlaştırmak için. Bir kitap, bir kitap, bir insan, bir müellif kalktı böyle çok güzel, mükemmel bir kitap yazdı. Sonra bu mükemmel kitap ateşe düştü, yandı. Veya suya düştü, bütün o yazıları silindi, yırtıldı, ıslandı, gitti. Şimdi onu, o kitabı yoktan yazan o katip, o yazar, o kitabı, o yanmış kitabı bir daha yazamaz mı? Elbette ki yazar ve daha kolay bir şekilde yazar. Çünkü o kitap yoktu. O kitap yokken onu yazdı. O kitap yanarsa, kaybolursa, dağılırsa, sayfaları birbirine ayrılırsa bir daha o kitabı yazma gücüne ve kudretine o katip, o yazar sahiptir. Bila teşbih ve la temsil. Cenab-ı Allah da şu kainatı evvela yoktan yarattı. Hiçbir şey yokken yarattı.
bizim atomlarımız ve hücrelerimiz dağınık yerlerdeyken Cenab-ı Allah bunları topladı ve bir insan şekline soktu. Atomlar dağınıkken Cenab-ı Allah bütün bu atomları topladı ve bir varlık meydana getirdi. Bir ağaç yarattı, bir hayvan yarattı, bir taş yarattı. Bütün bu atomlar zaten yoktu, zaten dağınıktı. Cenab-ı Allah bunları yoktan bir araya getirdi ve bunları yarattı. Elbette ki yoktan yaratan zat, onu dağıttıktan sonra bir daha yaratma gücüne, kudretine ve kuvvetine elbette sahiptir. İşte bu manada, yani haşir sadece nakli bir delil değildir. Haşir aynı zamanda akli bir delildir ve bu delilin en önemlilerini de evvela Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bize takdim ediyor bunu. Mesela başka bir ayet daha söyleyeyim. فَنُظُرْ اِلَى اَثَرْ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Bak diyor, yeryüzüne bak diyor. Cenab-ı Allah yeryüzünde, baharda, yeryüzü öldükten sonra nasıl bir daha diriltiyor? Mesela sonbahar geliyor, yeryüzü tamamen ölüyor. Yapraklar dökülüyor, otlar kuruyor, bitkiler kuruyor. Hatta bazı bitkilerin kökleri bile kuruyor. Ama ikinci bir baharda, yani ilk bahar geldiği zaman Cenab-ı Allah o ölmüş, o cansız hale gelmiş yeryüzünü, o çiçekleri, o tohumları, o ağaçları yeniden diriltiyor. Bakın bu da Cenab-ı Allah'ın bizim nazarımıza sunduğu, bizim aklımıza ve tefekkürümüze havale ettiği ve Kur'an'ın bizim nazarımıza sunduğu başka bir akli delil. Ha demek ki haşir konusu test edilebilecek bir konudur, sorgulanabilecek bir konudur ve akılla da gidebileceğimiz, mantıkla da anlayabileceğimiz bir konudur. Bunu 10. sözde, 29. sözde vesaire yerlerde Üstad Hazretleri Kur'an'dan aldığı ilhamla bunları bize izah ediyor. Biz de onlardan istifade etmeye çalışıyoruz. Ve Üstad diyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'in hemen üçte biri haşirdir diyor. Özellikle birçok kısa surelerin başı hep haşirle başlıyor. Mesela اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ Güneş dürüldüğü zaman, yani güneşin ısı ve ışığı kapandığı zaman, dürüldüğü zaman. Bu o sure, Tekvir suresi haşrin tasvirleriyle başlıyor. Veya اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ Sema, gökyüzü çatladığı zaman. Bakın haşrin tasviri. El-kari'a, o ses, o nasıl bir sestir? O patlama, o nasıl bir patlamadır? El-kari'a gibi birçok kısa surelerin başını Cenab-ı Allah devamlı kıyametin tasvirleriyle, haşrin tasvirleriyle ve ahiret gününün tasvirleriyle, betimlemeleriyle ve sıfatlandırmalarıyla başlıyor. Bu da gösteriyor ki Allah nazarında, ve başka ayetlerde de gördüğümüz gibi Allah nazarında tevhidten sonra, yani Cenab-ı Allah'ın varlık ve birliğinden sonra en önemli imani mesele haşir meselesidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de iman-ı billah'tan sonra hemen ahirete iman geliyor. Yani Allah'a iman edenler ve ahirete iman edenler. Belki onlarca yerde. Onlarca yerde Cenab-ı Allah, Allah'a iman edenler ve ahirete iman edenler diye kendisine imandan hemen sonra, Allah'a imandan hemen sonra ahirete imanı, haşre imanı bizim nazarımıza, tefekkürümüze ve düşüncemize arz ediyor. Peki neden? Çünkü haşir, ahiret bu dünya hayatını anlamlandıran bir meseledir. Haşir olmadığı zaman, ahiret olmadığı zaman bu dünya hayatı tamamen boş, tamamen abes, anlamsız, hedefsiz ve gayesiz hale geliyor. O zaman neden? Eğer haşir yoksa, ahiret yoksa bu hayatın anlamı nedir? Neden bu dünyadayız? Ne yapıyoruz biz bu dünyada? Nereye gidiyoruz? Burada neciyiz? Niçin buradayız? Nereye gideceğiz? Yaptığımız hal ve hareketler boşuna mı gidecek? Ne olacak bütün bunlar? İşte bütün bu soruların cevabı haşirle cevabını buluyor. Haşirle bu sorular kafamızdan gitmeye başlıyor. Haşir olmadığı zaman bütün bunlar
adeta kafamıza takılan kancalardır. Bizi rahatsız eden kancalardır ve bir türlü kafamızı, beynimizi ikna edemiyoruz. Ha demek ki bu hayatı anlamlandıran, dünya hayatını anlamlandıran en önemli meselelerden birisi haşir olduğundan dolayı Cenab-ı Allah Kur'an'da Kur'an 1/3'ünü haşir olarak, ahirete iman olarak koymuş ve aynı zamanda kendisine imandan hemen sonra da haşre imanı, ahirete imanı koymuş. Mesela bunu biraz daha hani açmak için bir misal vereyim, bir anekdot arz edeyim. Mesela birisi bir balıkçı, küçük bir kayığı var. Böyle deniz kenarında balık tutuyor kendini. Sonra belli birkaç saat çalıştıktan sonra o balıkları alıp gidiyor, pazarda satıyor ve evine kendi çoluk çocuğunun yanına geliyor. Bu kadar. Sonra yanına birisi geliyor. Diyor ki neden bu kadar az balık tutuyorsun? Daha fazla balık tutabilecekken, daha akşama çok var. Daha çok balık tutabilirsin burada. Neden bu kadar az balık tutuyorsun? Neden buna kanaat ediyorsun? Biraz daha tut diyor. Biraz daha fazla tut diyor. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo tutabildiğin kadar tut diyor. O balıkçı soruyor. Diyor ki ne olacak sonra? Yani şu anda şu tuttuğum balıklar hayatımı idame etmek için kendi çoluk ve çocuğumu, aileme bu balıklar yetiyor. Fazla balık tutup da ne yapacağım diye soruyor. O da diyor ki, diyor biraz kayığını büyütürsün. Yani daha çok balık satarsın. Sonra kayığını daha çok büyütürsün. Para kazanırsın, kayığını daha çok büyütürsün. Peki sonra ne olacak diyor. Artık ondan sonra tekne alırsın diyor. Peki tekneden sonra ne olacak diyor. Artık tekneden sonra birkaç tekne alırsın. Artık balık filosu kurarsın. Balık gemilerinin filosunu kurarsın artık diyor. Peki sonra ne olacak diyor. Artık balık holdingi kurarsın diyor. Çiftlikler kurarsın diyor. Bütün dünyaya balığı sen pazarlarsın diyor. Peki sonra ne olacak diyor. Sonra diyor işte emekli olacaksın ve kendine böyle ormanlık bir yerde bir çiftlik tutarsın, alırsın. O çiftlikte kendi torunlarınla beraber, ailenle beraber mesut ve mutlu günler geçireceksin. Zaten diyor ben şu anda onu yapıyorum. Zaten şu anda ben şu balıklar bana yetiyor. Ben gidiyor buna satıyorum. Geri kalan zamanımı da aileme ayırıyorum. Zaten mutlu ve mesut bir hayat yaşıyorum. Yani ben bütün bunları yaptıktan sonra mı mesut ve mutlu bir hayat yaşayacağım? Zaten şu anda gelebileceğim en son noktayı, yani bir çiftlik kiralayıp veya alıp bir çiftlikte yaşamak, çoluk çocuğumla zaman geçirme o mutlu anı zaten şu anda yapıyorum. Daha bütün bunları yapacağım da sonra mı o makama geleceğim diyor. Şimdi bakın bu bakış açısına baktığımızda gerçekten öyle değil mi? Gerçekten hayat çok anlamsız değil mi? Çalış, çabala, birkaç mevki, birkaç mansıp, birkaç nişan, birkaç ev, birkaç araba. Sonra ne olacak? Sonra emeklilik, ondan sonra da ölüm gidip çatacak. Bu mu hayat? Hayat bu kadar basit mi? Affedersiniz bu hayatı bir hayvan bizden çok daha güzel bir şekilde yaşıyor. Eğer hayat buysa, hayat bu dünyada doğup, büyüyüp, birkaç mansıp ve mevki kazanıp, makam kazanıp veya birkaç para pul kazanıp sonra eğer ölmekse, hayat bundan ibaretse eğer bu hayattaki çalışmalar, bu hayattaki sıkıntılar hepsi anlamsız, hepsi boş. Hepsi hiçbir kıymet ihtiva etmeyen çalışmalardır. Ama hayat bu değil. Şükürler olsun ki hayat bu değil. Bu hayattan sonra başka bir hayat var. Bu hayattan sonra ahiret var. Bizim buradaki çalışmalarımız boşa gitmeyecek. Buradaki ibadetlerimiz boşa gitmeyecek. Buradaki çalışmalarımızın, buradaki ibadetlerimizin karşılığını alabileceğimiz ebedi bir hayat var. Bu hayat, o ebedi hayatın sadece bir çekirdeğidir. Tabiri caizse bir yumurtasıdır. Bu dünyada ne yaparsak, ahirette onu biçeceğiz. Bir tarlasıdır bu dünya. Asıl yer burası değil. Bizim asıl yerimiz, bizim asıl hayatımız, gerçek yaşamımız, gerçek kimliğimiz bu dünya hayatı değil. Yoksa bu dünya hayatı çok anlamsız olurdu. Bütün çalışmalar boş olurdu. Bütün sıkıntılar boşuna gitmiş olurdu.
Ama Cenab-ı Allah ahiretle, haşirle hayata bir anlam kazandırmış. Haşir, ahiret bu hayatın, dünya hayatının bir sonucudur ve bir neticesidir. Bu dünya tarla ise haşir de bu dünyanın bir harmanıdır. İşte bu tarzda baktığımızda bakın kafamızdaki bütün soru işaretleri yok oluyor. Bizim beynimiz gelebilecek, sağdan soldan gelebilecek bütün sorulara cevap bulmuş oluyor. Çünkü bu hayat haşirle anlam kazanıyor. Şimdi Üstad Hazretleri haşirden, ahiretten, kıyamet gününden bahsederken bunu 29. sözde oradan okuyacağız, orayı söylüyorum. 4 esasla bunu izah ediyor. Yani 6 sual ve 4 esas. Yani 6 sorumuz var. Yani haşirle alakalı, kıyametle alakalı, ahiretle alakalı bizim 6 sorumuz var. Nedir o sorular? Birincisi, bu dünya niçin yıkılsın? Kıyamet demek ne demektir? Bu dünyanın yıkılması demektir. Başka bir manada bu atomların harap olması demektir. Bu atomların dağılması demektir. Peki neden? Hoş böyle gidiyoruz, güzel gidiyoruz yani. Yaşamımızda güzel gidiyoruz. Bu dünya niçin yıkılsın ki? Bu uzay niçin yıkılsın? Bu yıldızlar niçin dökülsün? Dağlar neden yürüsün? Denizler neden kaynasın? Bunlar Kur'an-ı Kerim'in tasvirleridir haşir konusunda. Neden bunlar yapılsın? Birinci soru bu. Ne gerek var böyle bir şeye? Bunun bir gereği var mı? Bunun bir muktazisi var mı? Hoş böyle gidiyoruz, böyle gitsek daha iyi olmaz mı? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz, eğer desek ki evet gereği var, gereği olduğunu ispatlarsak, o zaman ikinci bir soru ondan çıkıyor. Peki bunu tahrip edecek, yani bunu yıkacak ve yerine yeni bir dünyayı kuracak zat buna muktedir midir? Yani buna gücü yeter mi? Yani bir bina var diyelim, bir bina niçin yıkılsın? Önce sebeplerini söylüyorsun. Bu bina şunun için yıkılması lazım. Sonra akla başka bir soru geliyor. Peki acaba bu bina yıkacak zat buna muktedir mi? Buna gücü yeter mi? Eğer evet desek o bina yıkabilecek bir zat da buna muktedirdir. O zaman başka bir soru çıkıyor. Peki acaba o binayı yıktıktan sonra bir daha yapabilecek mi? Yapması, bir daha olabilmesi mümkün mü? Bir daha olabilir mi bu? Böyle bir imkan var mı? İmkan var, bu mümkündür desek, peki o imkan vaki olacak mı? Yani olabilirlik meydana çıkacak mı? Yani evet, bunu yapabilecek bir usta var ve o binanın yapılması da mümkün. Peki acaba o bina tekrar yapılacak mı? Bu konuda bizim elimizde herhangi bir delil, bir senet, bir hüccet, bir burhan var mı? Diye aklımıza bazı sorular takılıyor. İşte 29. söz, bu sorular üzerine bina edilmiş bir sözdür. Şimdi buradaki dersimizde, bugünkü dersimizde inşallah onun muktazileri, yani onun gereklilikleri, yani neden bu dünya yıkılsın? Biz böyle gitsek daha iyi olmaz mı? Bu dünya hazır böyle duruyorken, böyle gitse daha iyi olmaz. Yine ebediyete kadar, sonsuza kadar böyle gitsin. Cenab-ı Allah böyle de yapmaya muktedirdir. Allah'ın gücü, kuvveti, kudreti bu dünyayı yıkmayıp, ebediyen bu dünyayı bu tarzda götürmeye de Allah'ın gücü yeter. İsterse böyle de yapabilir. Ama Kur'an'da bize bildirdiğine göre, hayır böyle yapmayacak, bu dünya yıkacak. Peki ama neden? Bunun sebebi ne? Bunun gereklilikleri ne? Bunun bir muktazisi var mı? Bugün bunları teker teker okuyacağız inşallah. Zamanımız kalırsa eğer diğer sorulara da cevap vermeye çalışacağız. Şimdi bu sorunun cevabına geçiyoruz. Evet Enes kardeşim, okuyalım. Evet. Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf saadet-i ebediye işaret eder. Fıtratta israf ve hilkatte abesiyet olmadığına delil, Sani-i Zülcelal'in her şeyin hilkatinde en kısa yolu ve en yakın ciheti ve en hafif sureti ve en güzel keyfiyeti ihtiyar ve intihab etmesidir ve bazen bir şeyi 100 vazifeyle tavzif etmesidir ve bir ince şeye 1000 meyve ve gayeler takmasıdır. Madem israf yok ve abesiyet olmaz, elbette saadet-i ebediye olacaktır. Çünkü
dönmemek üzere Adem, her şeyi abes eder, her şey israf olur. Umum fıtratta, ez cümle insanda, fenni menafiül aza şahadetiyle sabit olan Adem'i israf gösteriyor ki, insanda olan hadsiz istidadat-ı maneviye ve nihayetsiz amal ve efkar ve müyulat dahi israf edilmeyecektir. Öyleyse insandaki o esaslı meyli tekemmül bir kemalin vücudunu gösterir ve o meyli saadet, saadet-i ebediye namzet olduğunu kat'i olarak ilan eder. Öyle olmazsa insanın mahiyet hakikiyesini teşkil eden o esaslı maneviyat, o ulvi amal, hikmetli mevcudatın hilafını olarak israf ve abes olur, kurur, hebaen gider. Şu hakikat 10. sözün 11. hakikatında ispat edildiğinden kısa kesiyoruz. Evet. Yani burada Üstad Hazretleri mantıktaki analoji yolunu kullanıyor. Yani bilinen bir şeyden bilinmeyen bir şeye giriyor. Akıl yürütme yoluyla, analoji yolla bir bilinen bir şeyden bilinmeyene doğru gidiyor. Biz şu kağıtı biliyoruz, görüyoruz, evet. Aklımızla anlıyoruz. Ama bilmediğimiz, görmediğimiz, bizim için gayb olan, bizim için gizli olan bir şey var. O da nedir? Ahirettir, haşirdir. Şimdi kainat bizim için aleme şehadet, yani gördüğümüz, bildiğimiz, anladığımız ve araştırdığımız bir alemdir. Ölçebildiğimiz bir alemdir. Ama ahiret alemi ise bizim bilmediğimiz, görmediğimiz, ölçemediğimiz bir alemdir. Kanunları bu dünyanın kanunlarından farklı olan bir alemdir. Nasıl onu anlayacağız? Bu dünyaya bakarak. Bakın bu kainata bakarak öbür dünya hakkında da bir takım ipuçlarını elde edebiliriz. Bunu Kur'an da kullanıyor. Bilinen bir şeyden bilinmeyene doğru gitmek. Aleme şehadetten örnekler vererek bilmediğimiz, görmediğimiz alem konusunda bize bazı bilgiler vermesidir. Bu konu Kur'an'ın da, bu metot Kur'an'ın da uyguladığı bir metottur. Bilinenden bilinmeyene doğru gitmek. Şimdi kainatta şunu görüyoruz. Kainatta abes yok. Boşuna diyebileceğimiz hiçbir varlık yok kainatta. Allah şunu neden yarattı diyebileceğimiz, şu olmasaydı olmaz mıydı diyebileceğimiz hiçbir şey yok. İsraf yok yani. İsraf yok. Evet, bu neyle bunu anlıyoruz? Akılla, mantıkla ve bir istikra-ı tamme ile, yani geniş bir araştırmayla. Bütün bilim buna şahittir. Yani kainatta, varlıkta israfın olmadığını, abesiyetin olmadığını gösteren deliller, bütün bilimler bunu gösteriyor. Kimya bilimine bakalım. Kimya diyebilir mi şu element israftır, şu element olmasaydı da olurdu diyebileceği tek bir alem yok, tek bir element yok. Fizik bilimine bakalım. Fizik bilimi şu kanun yetersiz veya şu kanun olmasaydı da olurdu diyebileceği tek bir kanun yok. Astronomi bilimine bakalım. Astronomi bilimi uzay konusunda şu da olmasaydı olurdu diyebileceği tek bir yıldız yok. Tek bir gezegen yok. Bilmediğimiz şeyler var diyorlar. Yani astronomide hani bilinmeyen bilinenden çok daha azdır. Ama şu israf, şu olmasaydı olurdu diyebilecekleri tek bir madde yok. Tek bir yıldız yok. Zoolojiye bakalım, hayvanlara bakalım. Şu hayvan olmasaydı olur diyebilecekleri tek bir hayvan yok. Kendi bedenimize bakalım. Bizim bedenimizde biliyorsunuz 216 adet kemik var. Şu kemik olmasaydı olurdu diyebileceğimiz tek bir kemik yok. Olmadığı zaman hastalık oluyor. Yani adamın eğer bir kemiği eksikse hastalık olmuş oluyor o zaman. Yani sakat olmuş oluyor. Özürlü olmuş oluyor yani. Tam mükemmel bir insan olabilmek için maddi olarak. Mükemmel bir insan olabilmek için 216 kemiğin bütün olması gerekiyor. Bir tane eksik olsa özürlü ve hastalıklar başlıyor. Ha bu gösteriyor ki kainatta israf yok. Hiçbir şeyde bir abesiyet bulamıyoruz, göremiyoruz. Hatta bu ayet-i kerimedir. Git diyor, değil mi? Mülk suresinde geçiyor bu ayet. Git diyor, gönder o münekkit, o tenkit edici gözünü
kainata gönder. Hiçbir yerde bir abesiyet, bir israf görebilir mi? Bir boşu boşunalık görebilir mi? Meydan okuyor yani. Meydan okuyor ona. Evet. Böyle bir şey görebilir mi hiç? Diye Cenab-ı Allah diyor ki gönder o gözünü. Sonra diyor gitti. İki defa gitti. Kerrateyn diyor ayet-i kerimede. İki kere. İki kere gitti, geldi, araştırdı. Bütün her tarafa baktı. Bulamadım. Ve dedi ki boşuna yorulmuşum. Hiçbir yerde bir israf, bir fütur, bir gevşeklik, herhangi bir fazlalık göremedim. Ne bir fazlalık var kainatta, ne bir eksiklik, ne de bir eksiklik var. Her şey mükemmel, yerli yerinde. Hatta Cenab-ı Allah bazı maddelere birden fazla vazife yüklemiş. Dedi ya öyle, bazı maddelere Cenab-ı Allah birden fazla vazifesi var. Mesela hava zerrecikleri. Bakın hava zerreciği. Şimdi burada hava olmasa biz şu konuşma yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü sesi ileten hava. Havadır. Birinci bir vazifesi bu. Peki hava olmasa burada ısı dağılımı olur mu? O da olmaz. O da olmaz. Burada ısıyı dağıtan yine havadır. Evet. İleten havadır. Peki hava olmasa şu ışık dağılımı olur mu bu kadar mükemmel bir şekilde? O da olmaz. Işık dağılımı da olmaz. Bakın ışığı da dağıtan havadır. Peki hava olmasa şu an canlı yayındayız. Diğer dünyanın öbür tarafındaki insanlar da şu anda bu canlı yayını izleyebiliyorlar. Hava olmasa bunu izleyebilirler mi? Yok. Bakın hem ses nakli hem görüntü nakli, radyo dalgaları bütün bunlar hava sayesindedir. Hava olmasa koku olur mu? Koku yayılır mı? O da mı? Bakın bütün bunlar hava ile, hava sayesinde Cenab-ı Allah havaya kaç vazife yüklemiş? Bir hava zerreciği, bir hava atomuna Cenab-ı Allah kaç tane vazife yüklemiş? Bırakın bir şeyin israf olması, bir maddenin bile kaç vazifesi olabiliyor? Şimdi bu bizim gördüğümüz, bildiğimiz dünya. Gördüğümüz, bildiğimiz dünyada herhangi bir abesiyet, bir israf bulamıyoruz. Evet. Peki düşünün ki haşir yok. Peki o zaman niçin bütün bunlar? Yani çok mükemmel bir fabrika var. Hiçbir şeyde, hiçbir yerde israf yok. Hiçbir çark boşuna kurulmamış. Bütün çarkların kendisine göre bir vazifesi var. Ama diyoruz ki bu fabrikanın sonucu yok. Bu fabrika bir şey üretmiyor. E peki o zaman bu muhteşem düzen ve dizayn, bu mükemmel intizam ne için? Anlamsız oluyor o zaman. Neden o zaman? Anlamsız. Hı. Eğer bir sonucu yoksa bunun, bir yere gitmiyorsa, yıkılıp gidecekse eğer, neden o zaman? Bu kadar hiçbir yerde bir israf yok, bir abesiyet yok. Sonuç? Sonuç yok. Hı. Sonuç yok. Sonuç yokluk. Sonuç yokluğa gidecek. Dünya yok olup gidecek. Bakın anlamsız olur hayat. Dünya, bu israf, bu abesiyet, abesiyetsizlik, bu hiçbir yerde israfın olmayışı ve her yer düzen ve dizayn oluşu haşirle anlam kazanıyor. Evet. Haşir olmaz ama bütün bu fabrika, bu mükemmel düzen ve dizayn boşu boşuna gidecek. Neden sorusu havada kalıyor, cevap bulamıyor yani haşir olmadığı zaman. Aynen. Neden sorusu havada kalıyor. Niçin? Cevap yok. Evet. İşte ne demiştik biz başta? Haşir bu dünyadaki her harekete anlam kazandırıyor. Başka bir ifade. Bakın bu dünyada her şey tekamül kanununa tabidir. Nasıl peki? Mesela diyelim ki yumurta varsa, yumurtanın içinde ne varsa her şeyini bu dünyada gösterebiliyor. Yani o yumurta hindi yumurtasıysa hindi oluyor. Evet. İçindeki bütün kabiliyetleri ortaya çıkarıyor. Çekirdekse, elma çekirdeği ise eğer, elma ağacı oluyor. İçindeki bütün kabiliyetleri bu dünyada ortaya çıkarıyor. Peki. Yani kainatta gördüğümüz hiçbir yumurta, hiçbir şekilde yoktur ki bu dünyada istediğini ortaya çıkarmasın. Yani iklim, mevcut şartlar oluştuktan sonra Cenab-ı Allah mevcut şartlar yaratırsa, eğer iklim müsaitse ona, bir çekirdeğin içinde hangi potansiyel varsa, hangi kabiliyet varsa, o çekirdek bütün potansiyelini, bütün kabiliyetini ortaya çıkarıyor. Peki biz de bir çekirdek gibiyiz ve bizim de bazı kabiliyetlerimiz var. Potansiyelimiz var. Potansiyelimiz var. Ama biz o potansiyeli burada
çıkaramıyoruz. Hı. Bir çekirdek gibi içimizdeki her şeyi burada ortaya çıkaramıyoruz. O zaman neresi var bu çekirdeklerimizi ağaç yapmamız için neresi var? Başka bir alem olması lazım. Yumurtada diyor ki ben piliç olacağım ve yumurta diyor ki ben tavuk olacağım. Yumurta bütün istat ve kabiliyetini ortaya koyuyor ve tavuk oluyor. Ama biz de diyoruz ki biz sonsuz bir hayatı istiyoruz. Hı. Ama bu dünyada faniyiz. Bak isteğimize ulaşamadık. Hı. Biz diyoruz ki huzuru istiyoruz. Ulaşamıyoruz dünyada. Hiçbir sıkıntın olmadı huzuru istiyoruz. Hı. Ama bu dünya huzur bulma yeri değil. Bu dünya karma karışık şeylerin olduğu, sıkıntıların, streslerin olduğu, dertlerin, tasadan elemlerin, ayrıldıkların olduğu bir dünya. Hı. Bu dünya ücret, mükafat ve huzur yeri değil. Ama benim fıtratımda da, bizim fıtratımızda, insanların fıtratında da, doğasında ne var? Mutlu olmak var, huzurlu olmak var. Ama bu dünyada huzurlu olma durumumuz yok. Hı. O zaman ne olacak? Başka bir alem olacak. O huzuru bulduğumuz, mükemmel huzuru bulduğumuz, mutluluğu bulduğumuz başka bir alem olmalı. Çünkü bu dünyaya baktığımda öyle bir şey, akıl yürütme yoluyla, analojik bir yolla öyle bir sonuca varıyorum. Hı. Bu dünyada eğer çekirdek içindekini ortaya koyabiliyorsa, eğer yumurta içindekini ortaya koyabiliyorsa, eğer bir fidan ortaya koyabiliyorsa, bir tohum her şeyini ortaya koyabiliyorsa, bir hayvan istediği gibi yaşayabiliyorsa bu dünyada, ama insanoğlu bu dünyada istediği gibi yaşayamıyorsa, çünkü bu dünya onun isteklerine göre çok dar olduğundan dolayı, bu dünyada insan kendi isteklerini ortaya koyamıyorsa, bir huzura, bir mutluluğa ve mükemmelliğe ulaşamıyorsa bu dünyada, o zaman onun mükemmelliğe ulaşacağı, tekamül kanununun tamamlanacağı başka bir alem olması lazım. O da ahiret alemidir. Yani insanın istidadı, kabiliyetleri ve potansiyeli bu yönde bunu gösteriyor değil mi? Elbette ki. Yani bizim kabiliyetimiz o zaman boşuna gidecek. Yani ebedi bir hayat istiyorum ama bu dünyada o yok. Her şeyi merak ediyorum ama bu dünyada merakımı tatmin edecek bilgilere ulaşamıyorum. Bir ömür boyu kendime ilme versem bile bir ömür boyu merakımı tatmin edemeyeceğim. E peki ne olacak bunlar? Benim içimdeki, insan içindeki, insan fıtratındaki o çekirdek neden ağaç olmasın? Bu dünyada insan ağaç olamıyor. O zaman ağaç olabileceği, yani kendi içindeki, fıtratındaki o duyguları neşvunema bulabileceği, doyum noktasına ulaşabileceği başka bir alem olmalı. Yani duygularımız bu dünyada doyumsuz kaldığından, doyuma ulaşmadığından ahirette bunlar doyuma ulaşacak. Böyle bir şey anlıyoruz. Yani kainata baktığımızda, benzer taraflarına baktığımızda bu böyle, o zaman bu da böyle olmalı. Yani birinci esas da bu var yani. Evet. Devam edelim. Şu kainatta görünen ve bilinen bütün letaif, bütün mehasin, bütün kemalat, bütün incizabat, bütün iştiyakat, bütün terahumat birer manadır. Evet. Birer mazmumdur, birer kelime-i maneviyedir ki şu kainatın Sani Zülcelal'in lütuf ve merhametinin tecelliyatını, ihsan ve kereminin cilvelerini biz zarure bilbedahe kalbe gösterir, aklın gözüne sokuyor. Madem şu alemde bir hakikat vardır, bilbedahe hakiki rahmet vardır. Madem hakiki rahmet vardır, saadet-i ebediye olacaktır. 10. sözün 4. hakikati, 2. hakikat ile beraber şu hakikati gündüz gibi aydınlatmıştır. Evet, 4. mederden de biraz okuyalım. Peki. Pek çok nevilerde, hatta gece ve gündüzde, kış ve baharda ve cevvi havada, hatta insanın şahıslarında, müddeti hayatında değiştirdiği bedenler ve mevte benzeyen uyku ile haşir ve neşre benzer birer nevi kıyamet, bir kıyamet kübranın tahakkukunu ihsas ediyor, remzen haber veriyorlar. Yani burada yine o yöntem, o metotla devam ediyor. Yani yine benzer yollarla devam ediyor. Yani ahiretin ve haşrin örnekleri bu dünyada var mı? Var. Onlara bakacağız yani. Evet. Ne gibi? Dersin başında söylediğimiz gibi evvela
Cenab-ı Allah bu dünyada çiçekleri, tohumları sonbaharda öldürüyor, çürütüyor onları. İlkbahar geldiği zaman tekrar ortaya koyuyor. Evet. İşte bu haşrin bir örneğidir. Öldükten sonra bir daha dirilmenin bir örneğidir bu. Evet. Başka bir örnek, gece ve gündüz. Gece bir nevi tamamen haşir, tamamen kıyametin ölmesi, gündüz güneşin bir daha doğması da tekrar haşrin sabahı gibi bir sabahtır. Başka bir örnek, her gün uyuyoruz. Evet. O uyku ve bir daha dirilme. Sanki ölüyoruz ve bir daha diriliyoruz. Evet. Ve bu da ayettir. Neden ölüyoruz bir daha? Yani uyku ile uyanmak, neden bize ahiret gününde uyanmak gibi bir durumu çağrıştırıyor? Çünkü uykudayken de bizim ruhlarımız bizden alınıyor. Zümer suresinde geçiyor bu. Zümer suresinin bir ayette, 42. ayeti. Diyor ki Cenab-ı Allah orada, yani biz insandan ruhunu iki şekilde alıyoruz. Birincisi, öldüğü zaman. Yani insan öldüğünde zaten o ruhu gidiyor ve bir daha geri dönmemek üzere. Yani bu dünyaya geri dönmemek üzere ölüp gidiyor. İkinci bir ruh alma durumu var ki o da bizim uyku halimizdir. Bizim uyku halimizde de ruh aynı zamanda bizim cesedimizden çıkıyor. Bizde kalan candır, hayattır. Hayat ayrıdır, ruh ayrıdır. Ruh ve hayat arasında çok büyük farklar var. Mesela bitkiler de hayat sahibidir ama ruh sahibi değillerdir. Evet. İşte uyku halindeyken bizim ruhumuz başka alemlere gidiyor. Yine çıkıyor bizden o ruh ama hayat bizde devam ediyor. Mesela gören ruhtur. Rüya görüyoruz uykudayken. Mesela bu hani anlayışımıza yakınlaşsın diye izleyicilerimiz de biraz daha böyle anlasınlar diye şöyle bir misal verelim. Yani uyku halindeyken ruh bizden çıkıyor. Bunun delili nedir? Mesela diyelim ki rüya görüyoruz. Rüyada renkleri görüyor muyuz? Görüyoruz. Ama gözümüz kapalı. Evet. Gözümüz kapalıyken nasıl renkleri görüyoruz? Ha demek ki ruh başka alemlere gidiyor. O alemleri seyrediyor. Oradaki renkleri görüyor. Ağzımız kapalı konuşuyoruz. Ağzımız kapalı ama konuşuyoruz. Evet. Çevredeki sesleri duymuyoruz. Mesela değil mi bazen oluyor? Ağır uykudaysak eğer. Çevremizdeki sesleri duymuyoruz ama rüyadayken ses duyuyoruz. Konuşuyoruz ve sesleri duyuyoruz. Evet. Hatta seviniyoruz. Değil mi? Bütün bunlar var rüyada. Peki ruh nerede o zaman? Ruh cesetteyse eğer göz kapalı, kulak duymuyor. Beyin o anda belki çalışmıyor yani şey olarak vücutla uyarılmaları almıyor. Ama ruh nerede? Ruh bambaşka yerlerde geziyor. Renkleri görüyor, duyuyor ve konuşuyor. İşte bütün bunlar neyi gösteriyor? Ruh uyuduğumuzda da ruh bizden çıkıyor. Hafif bir uyarılmayla da mesela bir ses geldi. Ses eğer daha kuvvetli gelirse bizim uykumuzdan daha kuvvetli bir ses duyduğumuzda o zaman hemen uyanıyoruz. Çünkü ruh o anda geliyor. Hı. Tıpkı surun üfürülmesi gibi. Hani çalar saatler bir nevi sur gibi. Dünyevi sur. Evet. Çalar saat bir anda çalıyor sur gibi ruh tekrar ona geri geliyor. Aynı bunun gibi. Nasıl ki Cenab-ı Allah her gün ruhu, ayet-i kerimenin ifadesiyle ruhu bizden alıyor, götürüyor. Ama uyandığımızda yani artık belli bir süreden sonra o ruh tekrar geri geliyorsa aynı şekilde ahirette de, haşirde de bizden tamamen, bu cesetten tamamen çıkan ruh ahirette Cenab-ı Allah tekrar bize gönderecek. Evet. Ve biz bunun örneklerini her gün yaşıyoruz. Hani her gün yaşadığımız için bu akıldan çok uzak değil. Allah bu dünyada bir nevi bize antrenman yaptırıyor. Hani akıldan uzak görmeyelim diye. Zaten Cenab-ı Allah sizin kaldıramayacağınız bir yükü size yüklemedim diyor. Bizim kaldıramayacağımız bir yük bizim omuzumuzda ve bizim aklımıza Allah yüklememiş. Allah bizden ahirete iman etmeyi, öldükten sonra da bir daha dirilmeyi bizden istiyor. Böyle bir yükümlülük ve böyle bir sorumluluk bize yüklemiş. O zaman bu akıl onu anlayabilecek seviyededir. Çünkü anlayamayacağımız bir şeyi Cenab-ı Allah bize yüklemez. O zaman
Bu da bizim anlayabileceğimiz bir meseledir. Ve anlayabilmemiz için de Cenab-ı Allah bu dünyada örneklerini gösteriyor. Onlarca, yüzlerce yani. Onlarca, yüzlerce. Her gün bunları yaşıyoruz. Her gün ruhumuz bizden çıkıyor ve bir daha geri geliyor. Ahirette de aynı şekilde ölümle bizden çıkan ruh, İsrafil'in suruyla bir daha bize geri gelecek. Evet. Evet. Yani öncekiyle bir bağlantı olarak düşünürsek, kesin olarak bildiğimiz şu var. Şu bir kesin. Bütün bilimler buna şahit. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, coğrafya, aklımıza gelebilecek bütün bilimler şuna şahit ki kainatta abes yok, kainatta israf yok. Ha, peki kainatta israf ve abesiyet yoksa ne olması gerekiyor o zaman? Boşuna gitmemesi gerekiyor. Yoksa boşuna gidecek. O zaman haşir gelecek, ahiret gelecektir. Kesin olan bir şey daha var. Bizim ruhumuzdaki bazı kabiliyetler bu dünyada mükemmele ulaşamıyor. O zaman insan onu farklı olarak diğer canlılardan, hayvanlardan, bitkilerden, çekirdeklerden farklı olarak ahirette onun mükemmelliği ahirettedir. Bu dünyada insan eksik ve nakıstır ama ahirette mükemmel ve tamdır. Orada kendi kemalini bulacak. Peki bunu biz yaşıyor muyuz bu dünyada? Ölüm ve dirilmeyi her gün bunu yaşıyoruz. Her gün ruhumuzun çıkmasıyla ve girmesiyle hem bilimsel olarak da öyle, bilimsel olarak da yani olaya baktığımızda şu an gerçi uyku ve rüya tam olarak bilimsel olarak çözülebilmiş bir olay değil. Evet. Yani şu anda sorsanız bir uzman, bir psikiyatra bile sorsanız uykuyu çok da güzel izah edemez, uykun yapısını. Rüyanın yapısını ise çok iyi izah edemez yani. Bazı veriler var, bazı size bir şeyler söyleyebilir. Ama tam da kesin kanunlara dayalı bir bilgi rüya hakkında ve uyku hakkında kesin bir bilgi bizim elimizde yok. Bilimsel olarak henüz bu verilere ulaşmış değiliz. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Biz bunu Kur'an'dan kesin olarak anlıyoruz ki ruh çıkıyor bizden. Bunu her gün yaşıyoruz haşr örneklerini. Evet. Evet. Devam edelim. İnsanın fıtratı... Evet, mesela... Dördüncü metreden devam edelim. Peki. Evet, mesela haftalık bizim saatimizin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan çarklarına benzeyen Allah'ın dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömrü beşer, deveran-ı dünya birbirine mukaddeme olarak birbirinden haber veriyor, döner işlerler. Geceden sonra sabahı, kıştan sonra baharı işledikleri gibi mevtten sonra subhu kıyamet o desgahtan, o saat uzmadan çıkacağını remzen haber veriyorlar. Şimdi burada da zaman ile ahiret arasındaki münasebet ve irtibat. Yani bu kainata bir zaman kanunu var. Cenab-ı Allah zaman da Allah'ın bir mahlukudur. Zaman mahluk bir şeydir. Bir noktadan başlayıp başka bir noktada bitecek bir şeydir bu. Peki bu zaman kanununa baktığımızda acaba buradan haşre, ahirete ve kıyamet gününe bazı deliller ve ipuçları bulabilir miyiz? Nasıl bakacağız? Yani bu dünyaya baktığımızda, buradaki zaman kanununa baktığımızda bu zaman kanunundan ahirete ne tür ipuçları bulabiliriz? Bunu da inşallah reklamlardan sonra buna başlayacağız. Şimdilik bir aramız var. Reklamlardan sonra inşallah zaman ile ahiret arasındaki, ahiret günü arasındaki münasebete devam edeceğiz. Şimdilik nurlu geceler diliyoruz.